Şarköy, Tekirdağ'ın güzel bir ilçesidir. Marmara Denizi kıyısındadır. Başlıca geçim kaynağı şarapçılık, üzümcülük, zeytincilik olan Şarköy, aynı zamanda iç turizm için güzel, ucuz bir cazibe merkezidir. İstanbul'a yakın olması nedeniyle de özellikle İstanbul tarafından gelen iç turistlerle yazın zenginleşir. Sahili kumsaldır. Denize girmek rahattır. Eğer tatil yeri arıyorsanız kendinize hem ucuz olsun, hem güzel olsun, hem de eğlenceli olsun, Şarköy'ü size önerebilirim. Bakın gördüğünüz gibi Şarköy'ün sahilleri böyle kum. Geniş, kocaman sahilleri var. Yiyecek, içecek ve ucuz. Nispeten oldukça ucuz. Şarköy'e gittiğiniz zaman civarda da çok gezilecek yerler var. Birazdan size sunacağım. Yani oralara kadar gitmişken mutlaka görmeniz gereken yerleri size küçük özetler halinde sunmaya çalışacağım. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana aittir. Şarköy'e gittiğiniz zaman mutlaka Mürefte'yi de görün derim. İşte Mürefte. Burası da çok sevimli, şirin bir yerdir. İç turizm için burası da çok uygundur. Eskiden kalma Rum evleriyle meşhurdur. Burası Mürefte'nin çarşısı. Mürefte'den çıktıktan sonra Hoşköy'e uğrayabilirsiniz. Gaziköy'e uğrayabilirsiniz. Ve bu muhteşem yol eşliğinde Uçmakdere'ye doğru ilerleyebilirsiniz. Birazdan göreceksiniz, Uçmakdere'nin manzarası çok güzel yukarılara tırmandıkça ve orada yamaç paraşütü de yapılmakta. Eğer yamaç paraşütüne ilginiz varsa gidebilirsiniz. Şimdi göreceksiniz işte bu alandan yamaç paraşütü yapılıyor. Burası da Uçmakdere köyü. Şarköy'e kadar gitmişken Gelibolu'ya da gidebilirsiniz. Arasındaki mesafe yaklaşık bir saat. Gelibolu'da yer alan balık restoranlarda yemeğinizi yiyebilir, güzel vakit geçirebilirsiniz. Aslında Gelibolu'da tabii iç turizm için başlı başına bir cazibe merkezi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu bir yaz geçirmenizi temenni ederim. Hoşça kalın.